Şimdi sizin sorularınıza geçeyim arkadaşlar. Sizin sorularınız hani böyle toptan hani kısa kısa sorular sormuşsunuz. Kolay cevaplayabileceğim sorular sormuşsunuz. Onlar için de böyle bir hani bilgi paylaşayım sizlerle. Arda diye bir arkadaş, Dixer 1000 için Bell Qualifier basit kalır mı? Yani Bell Qualifier şu gördüğün gibi Arda, hani polikarbon bir yapıya sahip. Hani düştüğün zaman ne kadar korur? Orta düzey bir korumaya sahip. Polikarbon olduğu için hani belirli bir çarpma seviyesine sahip. O yüzden de hani benim önerdiğim en azından hani bütçen ona uygunsa birazcık daha üstüne çıkabilirsen çok daha iyi olur. O yüzden de hani LS2'nin FF397'sini alabilirsin. Vector Evo'sunu alabilirsin. O kasları zaten hani şurada paylaşacağım. Onların hani detaylarını falan ben zaten paylaşmıştım daha önceden de. O yüzden tekrarlamıyorum. Linklerden hani bütün detaylarına, bütün yazılarına bakabilirsin. Shark'ın kaslarını önerebilirim. Shark'ın kasları da Skiwall 2 diye geçiyor. Bu kaslardan alabilirsin. Bu kaslar hani ortalama bir sessizliğe sahip ve ortalama bir kabuk yapısına sahip. Tabii ki de hani daha önceden tanıttığım için tekrar tanıtmıyorum. İyi bir havalandırması var. Orta düzey bir sessizliği var. Bell Qualifier alacağına Shark'ın Skiwall 2'sini alabilirsin, Riddle'ini alabilirsin. Tabii hani ben daha iyi bir kask almak istiyorum dersen tabii ki Shoei NXR'a, Shoei QVS'e, Shoei GTR'a bakabilirsin. Hani XR 1000 de hızlı bir motor. Düştüğünde seni koruyabilecek bir kask en azından bir Shoei olmalı. Çünkü hani trikompozit bir yapıya sahip. Trikompozit yapısı olan kaslarda en azından çarptığı zaman belirli bir esneme, belirli bir dayanıklılık ve belirli bir sürtünme dayanıklılığına sahip. O kaslar çok daha iyi olacaktır. Bel kaslar o kadar iyi korumayacaktır. O yüzden de hani sana bel kask iyi midir dersen orta düzey çok iyi diyemem. O yüzden de çok da fazla Gixxer 1000 için önermiyorum. CB Eren diye bir tane arkadaş CBR125 için giyim önerileri istemişti. O giyim önerilerini daha önceden ben paylaşmıştım. CBR125 içinde, 250 içinde, 600 içinde, 1000 içinde aslında hani gerçekten iyi giymek gerekiyor. Çünkü hani CBR125 sanırım yeni bir kullanıcısı veya işte hani belirli bir düzeye kadar kullandın, CBR125'e geçmek istedin. Bu geçişte seni çok daha iyi koruyabilecek, spor sürüşe uygun kıyafetler alman, çok daha iyi giyinmen gerekiyor. Çünkü CBR125 bir süper spor makine. Süper spor makineler gerçekten hani torku da, gücü de diğer komuturlardan, skuterlardan yani 125'lik skuterlardan en azından çok daha fazla veya 100'lük bir 50'lik makine gibi değiller. Ondan sonra bunu zaten biliyorsunuzdur. Eğer bir yeni başlayansa çok daha iyi giyinmelisin. Orta düzey değil, biraz daha üst düzey bir şeyler almaya çalış. Sen de demişsin zaten 3000 liraya. Yani bence şöyle bir şey yap. LS2'nin en azından Vector Evo'su ile başla. O Vector Evo'suyla beraber üstüne Venom'un kargo modelini al. Venom'un veya Vexo'nun sport eldivenlerinden bir tanesini al. Üstüne giyeceğin Venom kargo modeli çok daha iyi olmayabilir. Spor sürüşe de çok iyi olmayabilir. Magna'nın bir derin montunu alabilirsin veya işte farklı bir mont alabilirsin. Ben linklerini açıklama kısmına yazacağım zaten. Diğer bir soru da Hakan sormuş, zincir kilit Abus'un Magi mi? Magi elimizde olmadığı için onun hani detaylarını bilemiyorum. Zincir kilit için Abus olabilir. Abus'ta şu var, Abus için de bunu önerebilirim. Abus bu City Chain 1010 diye geçiyor. 140 cm'lik bir tane kilittir, granitli bir kilittir. Granit yapıya sahip olduğu için de gerçekten iyidir. Bence Abus olabilir. Abus'u alabilirsin. Fiyatlarının uygun fiyatlı olanları, farklı fiyatları olanların hepsini zaten linklerde belirteceğim, paylaşacağım. Umarım bu dediklerim yardımcı olmuştur arkadaşlar. Hepinize iyi sürüşler. Görüşmek üzere.